kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya'da teslim oldu. Ayrıntıları alacağız. Günün en sıcak gelişmesi muhabir arkadaşım Mehmet Karataş bizi bekleyen isim. Mehmet günaydın, hoş geldin yayına. Zaten teslim olacağını bir videoyla paylaşmıştı zannediyorum. Kırmızı bültenle de aranıyordu. Nedir elimizdeki bilgiler, son durum? Ülkeye getirildi mi? Seni dinleyelim. Günaydın Cansu. Evet, Brezilya'da şu an itibariyle Türkiye konsolosluğuna teslim olduğunu sizlerle paylaşalım. Evet, Mehmet Aydın hatırlayacaksınız, 2018 yılında binlerce kişiden milyonlarca lira para toplayarak yurt dışına kaçmıştı ve son olarak Brezilya'da olduğu biliniyordu ve dün akşam da sizin ifade ettiğiniz gibi sürpriz bir şekilde bir video yayımladı ve yayımladığı o videoda Türk yargısına teslim olacağını ve kendisinin aslında o binlerce kişiyi dolandırmak gibi bir amacının olmadığını ve sadece işlerin büyümesiyle birlikte kontrolden çıktığını ve hatta videoda kendisinin de mağdur olduğunu belirtti ve Türk yargısına da güvendiğini ve Türk yargısına teslim olacağını belirtti ve geçtiğimiz saatler içerisinde de Brezilya'da Türkiye'nin konsolosluğuna teslim olduğunu ve şu an itibariyle konsoloslukta olduğunu bilgisini de sizlerle paylaşalım. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki birkaç gün içerisinde Türkiye'ye getirilmiş olacak ve toplamda 130 binden fazla yatırımcıdan 1 milyar 139 bin lira topladıktan sonra yurt dışına kaçmıştı ve dediğimiz gibi Mehmet Aydın Çiftlik Bank'a yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcı tarafından başlatılan bir soruşturma vardı. 2018 yılında toplamda 48 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede Mehmet Aydın'ın Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'da aralarında bulunduğu 18 kişi için 75.262 yıl ceza istenmişti ve diğerleri için de toplamda 13'er yıl ceza istendiğini sizlerle paylaşmış olalım. Evet, şimdi artık gözler Brezilya'daki Türkiye konsolosluğunda önümüzdeki günler içerisinde Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirilecek ve ardından da dediğimiz gibi Türkiye'de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu bir soruşturma vardı. Bu soruşturmaya dair nasıl bir süreç yürüyecek bizler de haber ekibi olarak tabii ki yakından takip edeceğiz diyelim. Söz tekrar size bırakalım.